يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ ayetiyle ilgili. Soru şöyle, Allah'ın baldırı olur mu? Kur'an iki nokta üst üste, yani Kur'an'da şöyle deniyor, onun benzeri gibi hiçbir şey yoktur. Şura suresi 11. ayet. Halbuki hadiste Allah ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir. Müslim, Buhari, Ahmet bin Hanbel. Bu hadis sorulmuş. An saqihi diyelim. Arayalım hadisi. Otuz beş kadar yerde çıktı. Buhari görüyorum şu anda. An Ebi Sa'idin radıyallahu anhu, Ebu Sa'id radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet. Kale dedi ki, semi'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem'e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i duydum. Dedi ki, yekulu, yekşifu rabbuna an sakihi, Rabbimiz bacağını aralar, baldırını gösterir. Feyescudu lehu kullu mu'minin ve mu'minetin. Bunun üzerine ona her mümin erkek ve her mümine kadın secde eder. فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمَعَةً. Dünyadayken riya olsun diye, gösteriş olsun diye secde edenler geri kalırlar. Hakiki müminler secde ediverirler anlamında bir hadis imiş. Rivayette böyle mevcut. Ancak bunun tabi bir de ayette geçen bir versiyonu var. Estaizu billah, yevme yukşafu an saqin ve yud'auna ila sucudi. O gün baldır aralanır ve secdeye çağrılırlar. Fela yastati'un, ancak onlar secde edemezler. Bu vaktiyle vakat kanu yud'auna ila sucudi ve hum salimun. Vaktiyle secdeye çağrıldıkları halde sağlıklıyken secde etmemiş olanlar o gün bu çağrıya da icabet edemezler. Şimdi ayetin ifadesinde geçen o baldır aralanır ve secdeye çağrılırlar veya baldır açılır, bacak açılır, secdeye çağrılırlar ifadesi. Sahabe içerisinde işte bazıları bu Ebu Said el-Hudri görüşünde olanlar bu baldır açılan baldırın, bacağın Cenab-ı Hakk'a izafe edildiğini, dolayısıyla sıfatlardan biri olduğunu. İbn Abbas radıyallahu anh öyle düşünmüyor. İbn Abbas diyor ki, yani baldırı açılmak, bacağı açılmak, bu Arapçadaki işte zora girişmek, zorun başa gelmesi anlamında kullanılan bir deyimdir. Türkçe'de buna ne benzetilir? Yani paçaları sıvamak gibi. Çünkü sıkıntıya girince artık kişi o kıyafet bütünlüğünü koruyamaz. Oradan müstear bir ifade. O sıkıntı gününde, mana şu, İbn Abbas'ın anladığı, o sıkıntı gününde müminler Cenab-ı Hakk'a secde edebilecekler. Mümin olmayanlar secde etmekten veya münafık olanlar secde etmeye muvaffak olamayacaklar. Konunun eğer ayette bir arka planı, benzer bir arka planı, hatta benzerlik çok güçlü, aynı kelime geçiyor. Olmayaydı muhtemelen hadise yönelik
eleştirilerin diyelim başında gelebilecek bir konudan bir tanesi olurdu yani bu da. Ama soruyu sorunun sorulduğu sayfada veya yerde bana geldiği resmiyle Kur'an'dan gelen yani Kur'an böyle diyor, hadis böyle diyor şeklindeki karşılaştırmada Kur'an ifadesi onun benzeri gibi bir şey yoktur verilmiş. Hadiste de bacak geçiyor yani. Bu da bir samimiyetsiz yaklaşım. Çünkü aynı bacak ayette de geçiyor. Dolayısıyla onu da vermek lazım. Benzeri ayetlerle alakalı konularda hep tevhile giden, ya biz oradan öyle anlamıyoruz, bunu anlıyoruz diye yaklaşım sergileyen bir taraf aynı şeyi hadis için de yapabilir. Yani hadise gelince hadis de diyebilir ki buradaki bacakta eğer ayete bacak olarak ne diyorsa ki bu iş bacakla da sınırlı değil biliyorsunuz. Bu işin eli var, yüzü var, ondan sonra gelmesi var, gitmesi var. Bu sadece bacakla alakalı bir şey de değil. O sebeple buradan hadise bir eleştiri çıkmaz. Nitekim yani burada biz sakihi diye aradık. Allah'ın bacağı gibi aradık. Kaç tane sonuç çıkmış? 35 sonuç. Bunu sakin diye arasak tıpkı ayette olduğu gibi öyle rivayetlerle de karşılaşabiliriz. Ya bu kez 69-70 tane sonuç çıktı. Feyükşefu an sakin. Artık Cenab-ı Hakk'a izafe edilmemiş hali. An sakin. Bir kısım yerlerde ayet şeklinde zaten. Ayetin kendisi. Feyükşefu an sakin. فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَسْجُدُ لِلّٰهِ اِلَّا وَقَعَ سَاجِدًا. Yani baldır aralanır. Kimin baldırı artık belli değil. Deyim olarak ayette geçtiği gibi mi? Yoksa yine Cenab-ı Hakk'ın baldırı mı? Çünkü zamir olmasa da bunu Cenab-ı Hakk'ın baldırı şeklinde düşünmeye hala ayette bile imkan var. Şu halde önümüzde iki ihtimal var. Ayetin anlaşılabildiği veya hadisin anlaşılabildiği süreçte baldırın açılması ya İbn Abbas'ın dediği gibi sıkıntının başa gelmesi, zorlukla yüzleşme anı en çetin aşama ve burada Cenab-ı Hakk'a secde ederek edebilme fırsatına, imkanına kavuşanlar ki bunlar vaktiyle secde edenler olacaktır. Çünkü Cenab-ı Hak diğerleri edemeyecek diyor. وَقَدْ كَانُوا يُدَعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Öncesinde sağlıklıyken artık o sağlığı kaybetmişler. Ayakları el vermiyor, secdeye gidemiyorlar. Şimdi sağlıklı değiller, vaktiyle sağlıklıydılar. Böyle anlaşılabilir. Cenab-ı Hakk'ın bir bacağı olmaz düşüncesinden ki bu düşünce dedikleri doğrudur. لَيْسَ كَمِثْلِهِ şey. Allah Azze ve Celle'nin bir benzeri, bir gibisi olmadığı içindir. İkinci ihtimale geçelim. Cenab-ı Hak bir bacaktan söz ediyor. Tıpkı elden söz ettiği gibi, tıpkı yüzden söz ettiği gibi. Oralarda ne diyoruz? Yani Allah Azze ve Celle böyle bir şeyden söz ediyor. Biz bunu inkar edemeyiz. Ayet var orada. Yani hani bir hesap uydurursunuz, bir yolunu bulursunuz, bu kelime burada olmaması gerekiyor diye zekice bir formülünüz olur, ona bir şey diyemem. Ama ayet kelime orada duruyor. Belki çalışıyorlardır arkadaşlar yani şimdi bu kelimeyi buradan nasıl söküp atacağız diye. Ya bir kısmı da bazen okunuşunu değiştirelim diyorlar. Yani başka bir şey okunabilir mi, kurtulalım diye. Onlar o mesailere devam etsinler ama şu an ayet orada dururken elinden bahsettiği Cenab-ı Hakk'ın yüzünden bahsettiği. Hani el yüz olabilir ama bacak olmaz diyeceklerini zannetmiyorum. Çünkü el, yüz, bacak bunlar hepsi organ sonuçta. Bunlar ayette var. Ama hala biz Rabbimizin bir gibisi yoktur diyoruz.
Dolayısıyla bu el bizim bildiğimiz bir el değildir. Biz ne el bilsek ya kendi insan eli düşüneceğiz ya hayvan eli düşüneceğiz. Dolayısıyla ne düşünürsek bütün tasavvurumuzdaki figürlerin hepsi Cenab-ı Hakk'a bir gibi atamış olacağız. O zaman diyoruz ki bu bizim bilgimizin dışında bir şey. Keyfiyeti meçhul. Yani benim en çok ısındığım, yakın durduğum yaklaşım bu. Yani İmam Malik'in bu sözünde ifadesini bulan, bunun sübutu kat'i, ayette bu var, bunu inkar edecek halimiz yok. Ama keyfiyeti konusunda konuşmayı bid'at sayıyoruz. Çünkü neye benzetsek Cenab-ı Hakk'a bir gibi bir şey olacak yani. Zinhar bizim bildiğimiz bir el değildir. Böyle bil aklı hayali öyle insanların falan. Onunla Cenab-ı Hak başka bir şey murad ediyor. Ama biz onu o zatına taalluk eden şeyi biz bilmiyoruz. Keyfiyeti nasıl bir şeysi olduğunu bilmiyoruz. Eğer öyleyse o zaman yani o kapsamı açtıysak ki el için açtık, yüz için açtık değil mi? Arşı öyle yani Cenab-ı Hakk'ın arşı böyle senin benim gibi bir insan arşı gibi bir arş değil. Olsa benzeri gelmesi mesela. هَلْ يَنْضُرُونَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ. Hadiste olaydı bu ifade herhalde yeri göğü inletmişlerdi şimdi. Onlar Cenab-ı Hakk'ın bulutların gölgeliği içerisinde kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? Cenab-ı Hakk'ın gelişinden söz ediyor ayet ve gelişini fiziksel bir olay içerisinde tarif ediyor. Dolayısıyla bu ayetler konusundaki yaklaşımımız neyse, evet Cenab-ı Hakk'ın bir gelişi vardır ama senin benim gelişim gibi bir geliş değildir bu. Böyle bir yerden ayrılıp diğer yeri boşaltması, bir hacim, bir zaman aralığı, bir kütle meselesi değildir. Buradan gelince oradan eksik olmaz. Öyle bir geliş değil bu. Öyle bir geliş olursa Cenab-ı Hak bu açıdan bizim gibi olmuş olur. Ha keyfiyeti meçhul diyoruz. Keyfiyeti konusunda bir bilgimiz yok. Bu zaten makul olan da bu yani. Kulun Cenab-ı Hakk'ı kuşatması diye bir şey olamaz. Biz Allah Azze ve Celle'yi tanıttığı yönleriyle bilebiliriz. Bize meçhul kalan, bizim ufkumuzu aşan bir tarafı olmalı, o bizim yaratıcımız. Biz Cenab-ı Hakk'ın ne idüğünü 360 derece bütün yönleriyle her şeyle ortaya koyabildiksek Allah Azze ve Celle'yi kuşattık demektir. Öyle bir şeyin olmayacağını zaten biliyoruz. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Allah Azze ve Celle'nin zatını bırak, ilminden bile sadece bize öğrettiği kadarıyla sınırlı şeyler biliyoruz. Dolayısıyla bizim tasavvurumuzun bile ötesinde yani konuşacak kadar argümana bile sahip olmadığımız bir alandan bahsediyoruz. Bilmiyoruz. Bilmediğimiz yerde Allah Azze ve Celle hakkında ilim olmaksızın konuşmaktan Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Bilmediğiniz bir şeyi Cenab-ı Hak için söylemek. Dolayısıyla ayette el geçmiyor diyecek, inkar edecek halimiz yok. Tıpkı bu soruyu soranların göz ardı ettiği gibi bacak geçmiyor. Bacak da geçiyor. Ayette de var. Ama biz bunların keyfiyetinden herhangi bir şey konuşacak bir bilgimiz yok. Ama kesin bir şey var ki bunlar kulların o tecsim yani cisim, şekillendirme falan öyle bir şey asla olamaz. Öyle bir şey tasavvur ettiğiniz anda Cenab-ı Hakk'ın bir gibisini ihdas ettiniz kafanızda. Onun bir gibisi yoktur. O zaman bizim bildiğimiz her şey Cenab-ı Hakk'a bir gibi olacağına göre o özgün. Kendi başına apayrı. Benzer yine bir konu. وُجُوهُنْ يَوْمَ اِذِنْ نَاظِرَةً اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً. O gün kimi yüzler aydınlık ve Rablerine bakarak durmaktalar. Rabbine bakıyor. Kulun Rabbini seyrettiği, baktığı bir şey Cenab-ı Hak söylüyor. Sadece Resulullah'ın söylediği bir ifade olsaydı yine akbabalar gibi üşüyeceklerdi. Ama ayette de geçtiği için ayette geçenlerle alakalı sus pus.
Ama belli bir çalışma yürütüyorlardır tabii. Biz bunları buradan işte sayısı tutmuyor diye nasıl çıkaralım? Ondan sonra aslında o zamanlar böyle okunurdu, okunabilirdi. Sonu ötürü olmalı, ortası esri olmalı, sorun böyle çözülüyor. Bir sorunu var kafasında da. Harekete mi çözeyim bu sorunu, yoksa bunu buradan çekip atalım modeliyle mi çözelim? Sus oldukları ayetlerle ilgili böyledirler. O derin şebeke çalışıyor. Hani onların ön yüzde bu işlerle ilgisi olmayan saf temiz insanlar var ayrı. Ama şebekenin merkezinde ameliyatçı bir ekip var. Dolayısıyla burada yani bu hadisle alakalı herhangi bir problem söz konusu olamaz. Hadis tam da ayette bahsedilen bir temaya benzer. Bir temadan bahsediyor. Tek farkı hadiste bazı hadislerde sakihi şeklinde bir zamir geçebiliyor. Ki o zamir geçmese de yine ayetin de öyle anlaşılabildiği bir durum var zaten. Çünkü ayet de hemen secdeyi baldırın açılmasını hemen peşi sıra zikrediyor. Ayetin bağlamı da buna mütenasip yani uygun. Hani ne olabilir? Eğer Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği bu kelimelerle kastı gerçekten öyle şeyler ama asla bizim bildiğimizle de ilgisi yok. Yani o başka bambaşka bir boyut mesela. Onu gördüğümüzde ya Cenab-ı Hak aslında hala doğru söylüyormuş ama yani baldır bizim dediğimiz gibi baldır diye. El değil aslında yani o sadece bizden ödünç almış bir kelime. Başka bir boyutta onun karşılığı bilmiyoruz. Şu an söylediğimiz bile zahid oldu, fazla oldu yani. Keyfiyeti konusunda konuşmak gibi oldu. Bilmiyoruz biz bunları. Allah Azze ve Celle bakılabilir bir varlığa dönüştüğü andan itibaren bana sorarsanız yine bir hacim kazandı gibi, yine bir kütle kazandı gibi, yani yine bir ışık vurdu üzerine yansıdı gibi oluyor. Çünkü biz veya kendisi ışık saçtı gibi bilmiyoruz ama. Ayette Cenab-ı Hak yalan söylemiyor. Rabbine nazar edecekler diyor. Resulullah yalan söylemiyor. Öyle birbirinizin üzerine çıkmayacaksınız diyor görmek için diyor. Nasıl aya bakarken diyor birbirinizi kalabalıklar oluşturmuyorsunuz. Herkes bulunduğu yerden rahat görebiliyor. Ama nasıl olacak? Nazar edilen bir varlık gibi düşünmeye başlasak Cenab-ı Hakk'ı gibisi gibi düşüneceğiz. Ay gibi mi? Şu gibi mi? Bir şey, bir varlık gibi. Onların hiçbiri gibi değil. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Hiçbir şey, kesinlikle bir benzerlik, bir denklik, hiçbir açıdan Cenab-ı Hakk'a şey yapamaz. O bambaşkadır, o her şeyin yaratıcısı olandır. خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ Ve hiçbirine benzemez. Dolayısıyla böyle bitirelim. Yani bunlar sabit, bunlara iman ediyoruz. Ama bunların asla bir tecsim yani bir şekillendirme bir kullarınkine, hayvanlarınkine veya başka bir varlığınkine benzeterek anlamak yine Kur'an'a aykırı olur. Cenab-ı Hakk'ın bir gibisini düşünmek gibi olur. Dolayısıyla keyfiyeti konusunda herhangi bir sözümüz yok. Bizce meçhul.